Sevgili İzweb TV izleyicileri, ben Ümit Kartal, İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni. Bir hafta sonu erken saatler, harika bir konuğumuz var İzmir'de. Çeşitli etkinliklere katılmak üzere İzmir'e gelen Cumhuriyet Halk Partisi 25. ve 26. dönem İstanbul Milletvekili, parti meclis üyesi, gazeteci Eren Erdem. Hoş geldiniz hem İzmir'e hem yayınımıza Sayın Vekilim. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Gündemimiz çok yoğun. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? İzmir biraz iyi gelmiştir size. Yani belki. İzmir iyi geldi ama tabii... Dün akşam yaşanan deprem morallerimizi bozdu. Çünkü benim annem Elazığlı. Yani halen orada akrabalarım var. Anneannem, dedem. Bir köy komple bizim akrabalarımızdan oluşuyor. Aynı zamanda orası zor bir bölge. Yani konut ve aynı zamanda planlama açısından problemli bir bölge. Dün geceden beri çok geç saatlere kadar orayı takip ettim. Sürekli telefonla irtibat. Sıcak bilgiler sizde, o zaman depremle hemen başlayalım. Yani öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. Hepimize geçmiş olsun. Türkiye bir deprem ülkesi, bunu zaten defaatle söyledi bu ülkenin işte deprem uzmanları. Yalnız işte tabii Elazığ biraz farklı. Neden? Çünkü kırsal bir bölge. Yani halen daha kerpiç evlerin olduğu köyler var orada. Ciddi bir yıkım olduğu yönünde duyumlar alınıyor. Ancak tabii can kayıpları çok şükür ki çok ciddi boyutta değil. Yani bütün kaybettiklerimizi üzülüyoruz ama en azından böyle yüreğimizi yangın yerine dönüştürecek boyutta bir şiddeti felaket. Oranla, değil mi? Tabii bir felaket, şiddet depremin yani şiddetine oranla hani binlerin, on binlerin canını kaybettiği bir ortam yok. Ancak tabii şu ana kadar aldığımız bilgi 22-23 civarında vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Çok sayıda yaralı var. Olay başlar. Yani depremin hemen akabinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri İstanbul Büyükşehir, Ankara, İzmir, Adana belediyelerimiz, Mersin belediyemiz bölgeye acil yardım koduyla bir ekipman transferi yaptılar. İşte arama kurtarma ekipleri, arama köpekleri, bütün gıda ihtiyaçlarını karşılayacak bu tırların arkasında dorse şeklindeki mutfaklar ve erzak gibi ihtiyaçlar gönderildi. Yaralar sarılmaya çalışılıyor. Tabii ki siyaset üstü bir durumla karşı karşıyayız. Netice itibariyle deprem bu ve Türkiye bir deprem ülkesi. Yani şunu söylemek elbette insanı üzüyor. Elbette bu insanın belki sıcağı sıcağına insanların söyleyeceği bir söz değil ama yani bir profesör 6 Ekim'de CNN Türk'te bu bölgede deprem olacağını ilçesine kadar. İlçesine kadar söyledi. Yani Sivrice fayı diye bunu tanımladı ve söyledi. Hatta oralı bir profesör. Şimdi bu konuda hatta uyarılar yaptığını da ifade etti. Yani bizim bu konuda ciddi bir duyarlılık geliştirmemiz gerekiyor. Yani artık bu uyarıları, bu meseleleri televizyon ekranlarında konuşan, tartışan boyuttan çıkartıp ivedi bir şekilde bu uyarıları dikkate alan bir yönetim anlayışıyla meseleye bakmamız gerekiyor. Aksi takdirde işte görüyoruz yani ortaya çıkan tablo yıkım. Buralarda ivedi planlamalar yapılmalı, kentsel dönüşüm gibi ya da plan değişiklikleri üzerinden gerekirse ciddi fay hattı üzerindeki kentlerin komple rehabilite edilmesi lazım. Yani Türkiye'deki bu deprem hareketliliği gitgide artıyor. İstanbul Silivri'de bir deprem yaşandı ve İstanbul ciddi bir depreme hazırlanıyor. Aynı zamanda Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu faylarının da işte dün Naci Hoca'dan dinlediğimiz kadarıyla dünkü depremle beraber harekete geçtiği yönünde bir tartışma da var. Şimdi bizim burada yapabileceğimiz ne? Siyaset ne yapabilir burada? Siyaset şunu yapmalı. Burada deprem vergileri var. Toplandı insanlardan. Hükümetin bugün bütçede çeşitli kalemleri var. Buralardan gerekirse tasarrufa gidilecek. Ve bu kaynaklar güvenli konut güvenliği ve deprem ile yaşamaya uygun kentleri oluşturma noktasında harcanacak. Başka bir yol yok.
Bir de bizim şöyle bir durum var. Yani evet, Cumhuriyet Halk Partili belediye buraya yardım gönderdiler. Devletin çeşitli organları orada, AFAD orada. Elazığ Belediyesi düzenli bir şekilde kamuoyunu bilgilendirdi. Yani, STK'lar hareketi geçti. STK'lar öyle. Yani hiçbir siyasi görüş ayırt etmeksizin biz felaketler yaşandığında bir araya gelebiliyoruz. Yaşanmadan da bu konularda bir araya gelebilmeliyiz. Yani deprem meselesini bir siyasi mesele olarak değil, deprem meselesini bütün siyasetin etrafında buluşabileceği bir mesele olarak görüyoruz. Hemen sorayım müvekkil mesela. Deprem hazırlıkları araştırma önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP ve MHP tarafından reddedileli 3 ay oldu. 99'dan bu yana deprem vergisi ödüyor bu halk. Süleyman Soylu mesela dün dedi ki, Türkiye'nin deprem konusundaki yeterliliğini tartışmaya açmak bu saatte yapılabilecek insanlık dışı bir davranıştır. Neden öyle olsun? Yani deprem şimdi 99'dan bu yana deprem vergileri toplanıyor. Nerede bu deprem vergileri ki Kızılay ilk açıklamasında hemen para vatandaştan istedim. Para istiyor. Para ve işte Türkiye hazır mı değil mi tartışmak neden insanlık dışı bir uygulama olsun? Bu önergeler neden reddedilir? Şimdi hükümet tabii ki burada elindeki baskın güçle, medya gücü, polis gücü, yargı gücü, tüm bunlarla vatandaşı hükümetin yanlışlarından kaynaklanan zafiyetleri tartışmama zeminine getirmeye çalışıyor. Şimdi burada bu deprem, yani şöyle söyleyelim, 20 yıllık bir iktidardan bahsediyoruz. Nereden bakarsanız, 2002, 18 yıllık bir iktidar. 18 yıldır Türkiye'yi yöneten bir iktidar var. Ve Türkiye'yi bir büyük deprem felaketi sonrası hükümeti ele aldı bu iktidar. Evet, 99. Yani 99'daki 17 Ağustos depremi sonrası hükümeti ele aldı bu iktidar. Şimdi akabinde biz şunu çok net gördük ki, bu hükümet tek bir çivi dahi çakmamış. Yani o gün işte toplanan vergiler vesaire, bunların dışında düzenli olarak işte insanlara evet dasklar yaptırdılar, evlerine deprem sigortaları yaptırdılar vesaireler oldu, şöyle oldu, böyle oldu ama toplamda insanların münferit çabaları ile yapılan işlerden bahsediyoruz. Örneğin kentsel dönüşümü depreme karşı güvenli binalar yapmaktan ziyade rentable alanlar yaratmak noktasında değerlendiriyorlar. Şimdi diyeceksin nereden yola çıkarak bunu söylüyorsun? İstanbul'daki en olası bir depremdeki en tehlikeli yer neresi? Avcılar. Avcılar kentsel dönüşüme sokulmuyor. Ama İstanbul'da işte deprem riski düşük olan yer, daha rentable bir yer sokuluyor. Neden? İmar planlarını değiştirelim. Emsalleri arttıralım. Müteahhitler kazansın. Bir de müteahhitlerden biz de kazanalım. Yani iş buna gittiği an, mesele depremin bir doğal gerçek olan, yani tabiat gerçeği olan depremle uyumlu kentler inşa etmek olmadığı an meseleniz, ortaya çıkan sonuçlar da yıkıcı olabiliyor. Elbette insanlar bunu tartışacaklar. Yani bunu tartışmayacak da neyi tartışacaklar? Evet. Ne yapacağız biz yani? Oturup ağıt mı okuyacağız? Tabii ki diyeceğiz ki bu hükümet nerededir? Devlet nerededir? Niçin bu vergiler sağlıklı bir şekilde, efendim niye Naci Hoca dinlenmemiştir? 6 Ekim 2019'da CNN Türk'te depremin merkez üssüne kadar söylemiş, deprem olacağını söylemiş, yetkilileri gidip bizzat uyarmış. Kendisi beyanları var. Bizzat uyarmış yetkilileri. Niye dinlemediniz? Niye tedbir almadınız? Niye önlem almadınız? Gerekirse niye bölgeyi konutları yenileyecek süreye kadar bölge halkını gerekirse başka yere de transfer edebilirsiniz. Yani bunlar dahi yapılabilir. Tabii. Çünkü Naci Hoca'nın anlatımı şuydu. Çok aciliyetli bir durum. Öncelikli depremi burada bekliyorum ben diyordu. Bir diyeni Akhisar diyor. Akhisar'da evet. Oldu. Bu hafta içerisinde Akhisar'da evet. Oldu. Şimdi dolayısıyla bizim bir an önce bu gerçekle yüzleşmemiz ve bu deprem gerçeğine uygun kentleri inşa etmemiz gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi büyük şehirleri hazır kentler aldılar. Yani dönüştürebilecek ciddi anlamda süreye ihtiyaç var. Çünkü İstanbul'da evet ne yapılabilir? Yani İmamoğlu çok kaygılıyım dedi. Yani konut güvenliği açısından ne yapabilirsiniz? Yaklaşık 18 milyon 20 milyonluk bir kent. Yani her yer bina, apartman. Kapsamlı bir kentsel dönüşüm süreci başlatsanız bile bu epeyce zaman alacak bir iş. Dolayısıyla artık belediyeler zayiat azaltma
noktasındalar. Yani ne kadar az hasar verebiliriz noktasında çalışıyorlar. Çünkü gördüğümüz kadarıyla bizim deprem ülkesi olduğumuz gerçeğine uygun planlarımız yok. Daha doğrusu yerel yöneticilik açısından bu imar planlarımız ya da bütün bu altyapı çalışmalarımız bir deprem ülkesi olduğumuz gerçeğine uygun yapılmamış. Bu sadece bu hükümet değil, önceki hükümetlerin de kabahati. Keza 99'da biz bunu gördük. Yani hazırlıksızlığın ne kadar vahim boyutta olduğunu gördük. Binlerce insan hayatını kaybetti. Büyük bir yıkım. Türkiye ekonomisi olağanüstü bir zarar gördü. Tabii ki ekonominin yani canı cehenneme böyle bir durumda. Yani kaybettiğiniz canlar daha değerlidir. Yaşanan travmalar. Binlerce şey travmalar, annesiz kalan çocuklar, enkaz altında kolunu bacağını kaybeden insanlar. Yani büyük acılar yaşandı. Bugün de mesela bir görüntü var. Bir yaşlı bir kadını çıkarıyor oradaki AFAD görevlileri. Kadın zazaca kızım içeride diye bağırıyor. Ya umut ediyoruz bu görüntüler son bulsun. Son bulsun. Yani maalesef işte bu görüntülerle de bir şekilde mücadele edeceğiz. Maalesef böyle acılarla bu haftayı başlamış olduk vekilim. Şöyle bir şeye de vesile olmalı mı? Yani biz bir ay boyunca Kanal İstanbul'u tartıştık ama işte doğa bize tekrar uyarıda bulundu. Gerçeğe dönün, gerçek problemlerle uğraşın. Hem Kanal İstanbul'u hem de topyekün İstanbul'un esas problemlerini bir eski İstanbul milletvekili olarak yani bunların hepsini bırakalım ve biraz gerçeği konuşalım miyiz belki bu vesilelerle. Ya yoksa hala şöyle mi olacak? Siz bunları fırsata çeviriyorsunuz, siyasi malzemeye çeviriyorsunuz. Aman tweetler atarsanız yasaklarız. Çünkü Süleyman Soylu'nun öyle açıklamaları da var. Ya fırsat şimdi deprem fırsat falan böyle bir şey olmaz. Deprem fırsata çevrilmez. Yani nasıl fırsata çevrilecek deprem? İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi oraya erzak gönderdiği zaman, yardım, arama, kurtarma ekipleri gönderdiği zaman Elazığ'dan oy almayacak. Yani dolayısıyla bu böyle bir amaç yok. Burada maksat Türkiye'ye CHP'siyle, AKP'siyle herkesin bu konuda dayanıştığını göstermek. Herkes yüksek bir dayanışma ortaya koyuyor. Bütün siyaset de böyle yapmalı zaten. Süleyman Bey'in kaygılarını ben anlayabiliyorum. Süleyman Bey bu süreçte AKP'nin süreci negatif yönetmesinden kaynaklı tartışılmak istemiyor. Neticede bu İçişleri Bakanlığı'nın da sorumluluğunda olan bir şeydir, süreçtir. Tabii Kanal İstanbul özelinde şimdi bir şeyler söylemek gerekiyor. Şimdi aynı problemi orada da yaşıyoruz. Nedir o? Kanal İstanbul diye bir proje getirmişler. İstanbul'da işte bir kanal açılacak. Efendim, bu kanal üzerinden gemiler geçecekler. Bunlar ücretlendirilecekler. Özellikle işte Sazlıdere'de bizim tatlı su göllerimiz yok olacak. Oradaki birçok canlı türünü kaybedeceğiz. O bölgenin deprem riski artacak, yüzey gerilimi artacak. İstanbul'un göbeğinde bir adacık oluşacak. Yani Boğaz'la kanalın ortasında yeni bir ada oluşacak. Ve burada aynı zamanda 8 milyonluk bir nüfus hareketliliğinden bahsediliyor. İstanbul'un demografisini değiştirmek ve anladığım kadarıyla oraya yönelik bir yeni göç planlaması yapmak. Kuzey ormanlarını tamamen yok ederek yeni bir yapılanma, yapılaşma ve imar plan tadilatları yaparak oradaki tarla vasıflı arazilere apartman yapılabilir hale getirmek ve buradan da yeni bir rant elde etmek. Yani müteahhitlerine rant devşirmek. Şimdi bu başlıklar altında baktığımızda bugüne kadar hükümetten herhangi birinin çıkıp Kanal İstanbul'un şu faydası olacak diye bir açıklama yaptığını duydunuz mu siz? Ha, yok. Yapacağız da yapacağız. Yapacağız da yapacağız. Niye yapacaksın yani? Sebebi ne bunun? Efendim gemiler geçecek, gemilerden para alacağız. Bakın şimdi 53 bin tane gemiye garanti verecekler. Bu işi yapan firmaya ya da konsorsiyuma. Yılda 53 bin gemi geçecek buradan garantisi verecek. Köprülerde olduğu gibi değil mi? Tabii. Şu anda Boğaz'dan bedava geçiyor gemiler. Bedava geçmeye devam edecekler. Ve yılda 43 bin gemi geçiyor. Bedava geçiyor. Özür diliyorum 33 bin geçiyor. Bu yıl geçtiğimiz yıl 33 bin gemi geçti. Ücretsizken? Ücretsizken geçti 33 bin gemi.
Şimdi 200 bin dolar civarında para verecek bu gemi. Kanal İstanbul'dan geçecek. Niye geçsin? 53 bin tanesi geçecek bir de 20 bin. Bir de yani 53 bin tane garanti veriyorsun. Şimdi basit bir hesap yapalım. Hadi hükümetin düşüncesini iyimser değerlendirelim. 33 binin hepsinin de Kanal İstanbul'dan para verip geçtiğini bedava dururken düşünelim. Geri kalan 20 bini 200 bin dolarla çarpalım. Evet. Basit bir hesap yani. Yaklaşık 4 milyar mı yapıyor? Öyle bir rakam. Evet. 4 milyar civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Dolar. Her yıl. Peki, kasamızda böyle bir para var mı? Yok. Yok. Ya onu firmaya devlet ödeyecek. 4 tabii. Yani. Ya, geçiş garantisi veriyor. Şimdi, peki temel bir başlık, bir soru daha. Yani işte Boğaz'da hatırlıyorsun bir gemi şeye çarptı. Yani bomboş bir, hiçbir trafiğin olmadığı bir gün gitti bir kıyıya vurdu gemi. Enteresan. Nasıl durdu o gemi? Demir attı. O demir sürtünme yarattı tabanda ve gemiyi bir şekilde durdurdu. Böylece kıyıdaki yalı yıkılmadı yani. Peki burada böyle bir şey olsa o geminin durma şansı var mı? Yok. Niye? Temeli beton. Demir attın, tutunma şansı sıfır. Yani yapılan projenin kendisi bildiğimiz bir süs kanalı. Üstünden gemi geçebilecek bir kanal da değil. Bir süs kanalı yapma projesi. 25 metre derinlik. Efendim burada bir geminin olası bir rotadan çıkması halinde durma şansı sıfır. Kıyıda ne varsa bir çip geçebilecek. Yani aslına bakarsanız Boğaz'da kaza oluyor diye pazarladıkları Kanal İstanbul Allah muhafaza olası bir kaza halinde kıyıda ciddi bir yıkım yaratabilecek riskler taşıyor. Bir diğer meselemiz şu, efendim işte burası, buranın etrafında tarlalar var. Bu şu anda bu güzergah üzerinde tarlalar var. Bunlar, bu arazilerin vasfı tarla. Buralara bina yapılamaz. Ağaç ekilebilir, buğday ekilebilir. Tarım mesela, yapılır. Tarım yapılabilir. Orman arazileri var. Oralar ağaçlı bölgeler, işte kuzey ormanları vesaire. Şimdi bunlar 2014-15 yıllarında bu bölgenin master planlarını çıkarttılar ve bunların bütün yandaşları daha tarlayken bu arazileri satın aldı. Şu anda oralarda hiç arazi yok. Hatta geçen gün Cavit Özkan çıktı, CHP'liler almış burayı falan dedi yani. Ben şahsen hiç zannetmiyorum tek bir CHP'linin. Çünkü o master planlardan haberi yoktur CHP'nin. O master planlar büyükşehirde... Niyeti olacak olsa bile zaten haberler... Haberi yok olur. Yani o planlardan. Çünkü o büyükşehirde, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın himayesinde kapalı odalarda dağıtıldı o master planlar. Ve o odalarda CHP yoktu. Kim vardı? AKP vardı. Şimdi oradan arsalar toplandı. Yani şu haksızlığa bir bakar mısın? Gittin, 100 bin lira verdin, bir arsa aldın. İşte atıyorum... Tarla aldın hatta. 10 dönüm. 10 dönüm arsa aldın. Misal veriyorum. Bu proje geçerse o arsanın fiyatı 100 milyon lira olacak. Bu nedir ya? Kimin cebinden çıkacak bu para? Yani bir anda darphane para basmaya başlıyor makineler. Bu 100 bin nasıl 100 milyon oluyor? Kim fakirleşiyor, kim zenginleşiyor? Direkt bakın, şahsi ikballerle yani. Bu... Tabii ki ya. Kim fakirleşiyor, kim zenginleşiyor? Vatandaşın cebinden çıkıyor bunlar. Bu değer artışları, menkul değer artışları doğrudan vatandaşın kesesine yansıyan şeylerdir. Ayrıca bütün geçiş garantilerini vatandaş ödeyecek. Bu vergi demektir, bu zam demektir, bu pahalılık demektir. Diyorlar ki 20 bin kişi istihdam edeceğiz 7 yıl boyunca. Efendim 21 bin kişi galiba söylemişlerdi. Ne istihdam edeceklermiş? Amelelik yaptıracaklarmış. Ayıplamak için söylemiyorum. Lan devlet neyi vaat eder? Mühendis almayı vaat eder, öğretmen almayı vaat eder. Bizimkiler diyor ki 20 bin kişiye kazma sallatacağız biz diyor. İşte böyle bak istihdam alanları açıyoruz. Yani orada çukur açmaya, kazma sallamaya, kum taşımaya istihdam vaadi olarak değerlendiriyorlar. Ya bir devletin yapması gereken ne? Devlet doktor almak, mühendis almak, efendim öğretmen, atanamayan öğretmen almak, onlara istihdam yaratmaktan bahseder. Elbette inşaatta çalışan da olacak, o da olacak, ayrı bir konu. Ama
Yani Türkiye'deki işsizliği bitirecekmiş gibi anlatıyorlar Kanal İstanbul'u. Yani ne yapacak şimdi diplomalı üniversite mezunları gidip orada kum taşıyacak öyle mi? Ya, bu buralardan çok böyle acizane, böyle çok düşük düzeyli bir pazarlama üslubu sürdürüyorlar. Ne olacak bu iş? Pek elle tutulur yanı yok bu gibi, işin, ikna edemiyorlar gibi de aynı zamanda. Bu işin aslında nereye gittiğini biz geçtiğimiz haftalarda Amerikalı bir fon grubunun biz buraya talibiz noktasındaki açıklamasıyla gördük. Niye Amerika buraya talip? Ben zaten bir televizyon programında büyük ihtimalle Montreux'u delmesi için ABD'li bir fon şirketi gelebilir buraya demiştim. Birkaç hafta sonra da ABD'li bir fon şirketi, çok büyük bir fon şirketi, bu projenin hiçbir siyasi boyutuyla ilgilenmeksizin talibi olduğunu açıkladı. Şimdi bu ne anlama geliyor? Belli ki bu Amerika'nın Karadeniz'e açılabilme adına Montreux'u delme projesi. Şimdi tabii orada tartışmalar var. Şimdi bu Kanal İstanbul'un chat raporunda bir Kanal Çanakkale olması gerektiğini de vuruluyor. Saros Körfezi'nden. Dolayısıyla Boğazlar meselesini bu yönüyle tartışmaya açıyor. Kimisi diyor ki efendim Marmara Denizi de bu Montreux kapsamındadır. Dolayısıyla iki kanal olsa da Montreux delinmez. Kimisi diyor ki hayır efendim iki kanal olursa iki boğazdan geçmediği takdirde statü değişir, Montreux delinir. Anladığım kadarıyla böyle bir formül arayışı içerisinde Amerika. Karadeniz'e açılmak istiyor. Bu tartışma elbette devam edecek ama ben AKP'nin bu işi bir taviz olarak, nihai bir taviz olarak AKP'ye, ABD'ye verdiğini görüyorum. Bu bir seçim öncesi yapılamaz. Dolayısıyla Türkiye eğer bir Kanal İstanbul projesi olgunlaşacaksa bu mutlaka bir referanduma götürülmesi gereken bir şey. Ya da genel bir siyasi seçimin. Ya da genel bir seçimle hükümet güven oyu almalıdır. Çünkü bu gemiyi batırma operasyonudur. Bunu öyle bugünkü hükümet, özellikle büyük şehirleri kaybetmiş, meşruiyet sorunu yaşayan hükümetin bunu yapması çok gerçekçi olmaz. İzleyicilerimizden Taceddin Bayır İzmir milletvekilimiz yayınımızı izliyor. Kendisine selamlarımızı iletelim. Yine Murat Atilla İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı yayınımızı izliyor. Doğan Şahin Almanya'dan selam göndermiş. Maviş Yıldız Kazcı'da iyi yayınlar demiş. Yayınımızı izleyenlerden ricamız paylaşırlarsa, soru ve görüşlerini iletirlerse daha interaktif bir yayın olmuş olur. İstanbul'dan sonra da biraz tabii siz İzmir'e gelmişken vekilim tabii bu konular ulusal medyada çokça konuştunuz ama biz de kendi ekranımızdan sormak isteriz. Evet. Biraz Silivri dönemi. Çünkü şöyle bir karanlık dönemde insanların korkmaya, konuşmaya, tweet atmaya korktuğu bir dönemde birçok siyasinin, sanatçının, aydının yurt dışına gitmeyi de tercih ettiği bir dönemde siz hemen adalet yürüyüşünden sonra yani bir milletvekili tutuklanmasının ardından yapılan adalet yürüyüşünden sonra kaldı ki siz orada da canlı aktörlerden bir tanesiydiniz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı adalet yürüyüşünün ardından tutuklandınız. Evet. 489 gün cezaevinde kaldınız. Çokça şakası yapılıyor ya, Silivri soğuk mu diye sormak isterim. Ne oldu, nasıl geçti sormak isterim. Ve ne hissettiniz özellikle adalet yürüyüşünden sonra tırnak içinde sıranın size gelmiş olması konusunda? Tabii bekliyordum. Ben zaten hazırdım da. Yani niye diyeceksiniz? Çünkü biz bu iktidarı çok sert bir muhalefetle eleştirdik. Yani mecliste özellikle benim belgelerle, bilgiye dayalı yaptığım açıklamalar bu hükümeti çok rahatsız etti. Recep Tayyip Erdoğan defalarca bana kürsülerden hakaret yaptı. 3 yıl boyunca bu hükümetin medyası her gün mutlaka bana bir hakaret yaptı. Hakaret etti ve iftiralar attılar. Tonlarca yalan, dolan. Ve bu sürecin ben geldiğini biliyordum. Yani cezaevine bizi sokar bunlar. Çünkü niye? Çünkü bunların yarattığı rejimi rahatsız ediyoruz. Dolayısıyla cezaevine sokmaları da normal. Biz tabii buna hazırlıklıydık mental olarak da. Benim açımdan cezaevi çok elbette sıkıntılı bir süreçti. Ancak aynı zamanda da
kararlılığımı ve direncimi de test ettiğim bir süreç oldu. O testi verdiğimi düşünüyorum kendimce. Ben oraya girdim. Evet, orada yaşananlar orada kaldılar ve oradan çıktım. Bugün tekrar girebilirim. Benim şu an 67 civarı soruşturma artı kovuşturmam var. Çok sayıda davada yargılanıyorum. 70 küsür yıl civarında şu anda benim için istenen cezalar var. Bunların tamamı düşünce açıklamalarından oluşan eylemlerime yönelik açılan davalar, meclis kürsüsünde yaptığım konuşmalar, basın açıklamaları ve bunun dışında efendim herhangi bir teknik, fiziksel takip, bulgu, delil, olguya dayanan bir tek dosyam yok. Tümü niye bunu söyledin, niye bunu böyle dedin, niye bunu böyle dedin, niye bunu böyle dedin şeklinde. Ortalama demokrasilerde asla suç olamayacak şeyler. Dünyanın hiçbir yerinde suç olmaz, Uganda'da bile. Yani biz Uganda'nın da gerisindeyiz bu açıdan. Yani eğer Amsterdam ya da Stockholm'u tartışırsak zaten hani oralarda bizim gibi siyasetin içindeyken bizim o gün yaptığımızı yapmayanlar zaten ayıplanıyorlar Avrupa siyasetinde. İnsanlar özgürce çıkıp düşüncelerini açıklayabiliyor, konuşabiliyorlar, fikirlerini ifade ediyorlar. Yanlış olanlar tenkit ediliyor, haklı olanlar destek görüyor. Yani bu kadar basit bir şey. Demokrasi aslında bu. Yani demokrasi toplamda hepimizin düşüncelerini özgürce söylediği, düşüncelerimizi siyasal alana özgürce kısıtlanmak taşıyabildiğimiz rejimdir. Yani bu Türkiye'de demokrasi yok. Türkiye'de demokrasi yok. Yani Türkiye'de ne var? Otoriter bir popülizm var. Yani otoriter bir popülizm yaşıyoruz. Bu rejimin adı aslında rekabetçi otoriterlik şeklindedir siyaset terminolojisinde. Rekabetçi otoriterlikten kasıt nedir? Rejim otoriterdir. Yani tek tipçidir, tekçidir. Ancak seçim yoluyla demokratik alandaymış gibi görünmeyi de sever. Fakat bütün seçimlerde devletin tüm olanaklarıyla iktidardaki partinin yanında olmasını sağladığı rejimdir. Rekabetçi otoriter rejimler. Türkiye'de rekabetçi otoriterlik var. Şimdi bu rekabetçi otoriter düzen içerisinde çok doğal yani düşünen insanın hapse girmesi, yazanın, şarkı söyleyenin. Şimdi bir türkücü içeride Yılmaz Çelik, bir Anadolu ozanı yani Tuncelili efendim saz çalmış bir şarkısından dolayı içeride hapsetiyor Elazığ'da. Umuyorum Elazığ cezaevinde sıkıntı yoktur. Yani oradaki süreci de bilmiyorum. Biz Silivri depremini cezaevinde yaşadığımız için çok zordur. Tahliye alanı yok cezaevlerinde. İnsanlar hücrelerin içindeler yani. Hiçbir yere çıkamıyorlar. Gardiyanlar koşuyor, kaçıyor, gidiyor. Ve tutuklar içeride kalıyor. Duvarlar üstüne yıkılsa efendim canını kurtaracağı bir yer yok. Umut ediyorum inşallah oralarda bir şey yoktur. Neyse ki Türkiye'de demokrasinin olmadığını bizim genel başkanımız sürekli söylüyor. Biz yaşıyoruz zaten. Bugün İzmir'de bizi izleyenlerin içerisinde bile efendim eminim ki bir tweetinden bir paylaşımından dolayı ceza alan insanlar vardır. Yani yüz binlerce insana soruşturma açılmış durumda attığı tweet yüzünden vesaire. Türkiye bir polis devletine dönüştü. Şimdi buradan nasıl çıkacağız? Buradan şöyle çıkacağız. Bir, bizler bedel ödeyenler yani hapse girenler ya da hayatıyla, canıyla bedel ödeyenler. Bunların hikayesi toplumdaki cesareti artıracak. Niçin çıktığımızdan beri dimdik halkın içinde geziyoruz? İnsanların cesur olması için, insanların korkmaması için. Tam onu soracaktım. Yani 70 yıl isteniyor ve benim artık burada fikirlerimi söyleme olanaklarım kalmadı. Yurt dışına yerleşeyim dediniz mi hiç? Aklınıza geldi mi? Ya bu ve çok, neden? Şöyle hiçbir zaman düşünmedim. Hayatımın hiçbir aşamasında Türkiye'den ayrılmayı düşünmedim. Neden? Çok basit aslında. Bir, burası benim ülkem. Gitmesi gereken biri varsa bu ülkeyi adeta yabancı bir devletmiş gibi muamele eden ve bu ülkeye zarar vermeyi kendine şiar edinmiş olan kişiler gitsinler yani. Ben niye gideyim? Ben bu ülkeye fayda vermeye çalışıyorum. Bu ülke benim vatanım.
Bir diğeri, ben bu topluma inanıyorum. Bu halk basiretli bir halktır. Bu insanlara doğru bir şekilde gerçekleri anlattığınız zaman insanlar mutlaka takdir ederler. Dolayısıyla ben burada mücadele ederek Türkiye'ye demokrasi getirebileceğimize olan inancım o kadar yüksek ki aklımdan benim gitmek hiç geçmedi. Ha, gidenler oldu. Onları ayıplar mıyım? Şöyle gazeteci, yazar, çizerler açısından söylüyorum. FETÖ firarileri açısından söylemiyorum. FETÖ firarileri ayrı bir mesele. FETÖ firarileri efendim her haltı yiyip kendilerine bağlı insanları ortada bırakıp canlarını kurtarıp gidip yurt dışında yaşıyorlar şu an. Yani onlar ayrı bir hikaye. Ama örneğin işte yönetmenler gitti, Mustafa Altıoklar gitti, o gitti, bu gitti. Yani gerçekten hiç hayatında FETÖ ile alakası olmayan insanlar bunlar. Bunlar da gittiler. Demek ki benim kadar ümitli değiller yani gidenler. Yadırgamıyorum diyorsun. Yani ben bu yüzden yadırgamam, ayıplamam. Ben belki çok iyimserimdir. Belki onlar daha realisttir. Bir şey diyemem. Yani Türkiye'de demokrasinin gelmeyeceğini kanaat getirdiği için gitmiş olan aydınlar, entelektüeller hayatlarını demokratik bir ortamda sürdürme kararı aldıkları zaman kınanmamalı bence. O yüzden evet kınamıyorum ama ben o yolun doğru olmadığını düşünüyorum. Şahsi görüşüm bu. Yani ben bu ülkede, bu topraklarda değer üretmeye devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Burası bizim vatanımız çünkü. Nereye gideceğiz biz? Yani dünyanın neresine gidersek gidelim bu ülkenin kokusu burnumuzda tüter. Dolayısıyla hiçbir zaman aklımdan benim bu geçmedi. Yok kaçacak diye haberler yaptılar. Bakın uçak biletim olmadığı halde havalimanında uçağa binecekmişim gibi gösterdiler. Ya uçak biletim yok. Çoluğumu çocuğumu uçağa bindiriyorum. Benim kendi biletim yok. Erener'de uçağa alınmadı diye haberler yaptılar. Niye? Yargıyı yönlendirmek için. Kaçıyor, tutuklayın mesajı verdiler. Beni kim tutuklattı? A Haber, Akit, bilmem ne, Pelikan. Bunların yaptığı algı operasyonlarıyla yargıçlar bizleri tutukladılar. Düşünebiliyor musun? Havalimanına gidiyorsun, çocukları, aileni uçağa bindireceksin. Senin kendi biletin yok. Kendi biletin yok. Ve gazetede Eren Erdem uçaktan indirildi. İşte şey oldu. Daha önce bir kere olmuştu, o başka bir şeydi. O zaman milletvekiliydik. O başka bir mesele. Bu son tutuklanmadan önceki olaylarda. Anlatamıyorsunuz da. Sesiniz de çıkmıyor. Niye? Yalan 100 yerden söyleniyor. Gerçeği 2-3 yerden söyleyebiliyorsunuz. Ne kadar çok insana ulaşabilirsiniz? Ne kadar kitleye ulaşabilirsiniz? Nitekim biz mahkemede ilk celsede kaçma şüphesi olmadığına heyet kanaat getirdi. Neden? Çünkü benim pasaportumda tutuklandığım gün ile bir yıl öncesi arasında 80 tane mühürü vardı. Ben tam 40 kere gitmiş gelmiştim bir yıl içerisinde. Niye? Çünkü Avrupa'daki sosyal demokrat örgütlenmeleri ben organize ediyordum. Çünkü CHP yurt dışı örgütlenmelerine destek veriyordum. Dolayısıyla 80 tane pasaportunda 80 tane bir yıl içinde mühür olan bir insanın kaçma şüphesi olamayacağı heyet kanaat getirdi ve beni tahliye etti. Ondan sonra tekrar tutuklandık, hatırlıyorsunuz aynı gece. Çünkü niye? Benim dosyamın ilk savcısı Fuzuli Aydoğdu. Bu dosyadan dolayı HSK Genel Sekreterliğine terfi ettirilmişti. Yani benim bu dosyayı hazırlayan savcı, yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Dosyanın savcısı, mahkeme heyetinin bağlı olduğu birimin genel sekreteri. Ne olacak ki başka? Tabii tutuklanacaksın. Tabii tutuklanacaksın yani. Bu ilişkiler, bu ağlar, bu bağlantılar nasıl olur? Olmaz yani. Bunlar olmaması gereken şeyler. Türkiye işte oluyor. Türkiye oluyor yani. Ucuz, kalitesiz, basiretsiz bir yönetim anlayışı var Türkiye'de yani. Maalesef ucuz, kalitesiz ve basiretsiz. İnsanların da yakışmayan. İnsanların da yargı sistemine güvenin azaldığı ile ilgili bir izleniminiz var mı? İzlenim olmaz olur mu? Bakın bir mesaj. Kitlelerin yığınlarını da. Yığınlar tabii tabii. Bak basit bir örnek. Yargıya güvenin azaldığının delili. Bir telefon şakası yapalım mı birine? Herhangi birini arayalım. Adın FETÖ'ye karıştı diyelim. Ben polisim de, adım FETÖ'ye karşı da kalp krizi geçirebilir. Kalp krizi geçirebilir. Ya bunu yapan dolandırıcılar var. Tabii inanıp para verenler var. Mesaj atıyor İçişleri Bakanlığı habire. Sürekli. Size de geliyordur. Tabii. Ona rağmen inananlar var. Niye peki inanıyor? Mahkemeye ben düşersem,
Eyvah! Nasıl ispatlayacağım ben kardeşim? Suçu olmadığını bilmesine rağmen para veriyor. Nasıl ispatlayacağım? Ya tabii suçu yok, adam yaşıyor işte. Bakkalda çalışıyor. FETÖ'yle hiç alakası yok. Canını, varını, yoğunu götürüp veriyor. Canan Karatay gibi bir isim, Murşit Tolon gibi bir isim bile bu tuzağa düştü. Evet. Niye? Hiç kimse hakaret etmesin bu insanlara. Canan Karatay şunu çok iyi biliyor. Adı bir kere karışmışsa, kendi aklına kadar, 3 yıl, 5 yıl geçer aklına kadar, bunun da belki 2 yılı da 3 yıl da cezaevine geçer. Onu bilmiyor mu? Biliyor. Yargıya güvenin olmadığı İçişleri Bakanlığı'nın attığı bu SMS'lerden ortada zaten. Evet. Bu toplum yargıya güvense, bakın bir Alman'ı arayın. Deyin ki senin adın, atıyorum, teröre karıştı, IŞİD'e karıştı. Alman sana küfür eder, telefonu suratına kapatır. Neden? Ya karıştıysa karıştı, mahkemeye gideriz, ortaya çıkar yani. Ne var bunda kardeşim? Niye korkayım yani, mahkemeye gideriz. Mahkemede ortaya çıkar. Ama Türkiye'de mahkemede ortaya çıkmayacağı kanaatı o kadar açık ki. Karıştı. Başka bir yol bulur mu acaba? Karıştı. Hatta adam böyle arandığı zaman acaba ben FETÖ'cü miyim diye düşünmeye bile başlayabilir. Evet. Tamam mı yani? Niye? Çünkü gerçekten mesele o kadar vahim ki insanoğlunun artık telkin, tekrar baskılamasıyla mutasyon geçirebildiği tek ülke Türkiye yani. Devlet 40 kere FETÖ'cüsün derse sen FETÖ'cü olduğunu kabul edersin. Ya da işte terörsün derse terör olduğunu kabul edersin. Dolayısıyla Türkiye'de yargıya güven yok. Türkiye'de şöyle bir şey var. Yargı yok. Yani yargı diye bir sistem yok. Türkiye'de tarafkir muhakeme var. Yani siyasal muhakeme diyelim buna. Ya da siyasal infaz rejimi var. Yargıç ceza muhakemesi yasasına tabidir. TMK'ya tabidir. Anayasaya tabidir. Bugünkü hakimler ise saraya tabidirler. Hepsi için söylemiyorum. En azından ağır cezadaki hakimlerin bir kısmı için söylüyorum. İçlerinde hukuka tabi olan hakimler vardır, savcılar vardır. Allah onları bu ülkenin başından eksik etmesin. Ama onlar hep geri hizmetlerdedirler. Asliye cezadadır, işte asliye hukuktadır, bilmem nerededir. Efendim işte sicilinde biraz adalet olan kişi... Biz bunu yönetemeyiz diye biraz böyle geri hizmetlere, geri işlere alınır. Yani asli hukuk mahkemelerine, iş mahkemelerine, çocuk mahkemelerine, aile mahkemelerine falan. Ağır cezalara gelenlere bak, İstanbul'a gel, İstanbul'daki ağır ceza mahkemelerini başkanlarına bak. Ortalama yaş 30. Özel kim bu çocuklar? Yani kim bu çocuklar ya? Nereden geldi bunlar? Bir bak sicillerine. Nereden nasıl gelmiş? Hangi grubun adamı? O kararları nasıl veriyorlar? Metin Yiğit ile yerel mahkeme ağırlaştırmış müebbet veriyor. İstinaf beraat veriyor. Bu makas açıklığı nereden geliyor ya? Nasıl böyle olabilir yani? 10 yılı verilir, bozar istinaf, 8 yıla düşürür ya da beraat ettirir yani. Ya da 5 yıla düşürür ya da der ki ya 15 yıl der. Ya ağırlaştırılmış müebbet burası, beraat burası ya. Nasıl oluyor bu yani? Bana birisi bunu izah etsin. Yargı diye bir şeyin olmadığının en büyük göstergesi bu ya. Sonra tekrar tutuklanıyor. Şimdi tekrar müebbet alacak falan. Ne oluyor bu arada arkadaşlar? Türkiye'de yargı yok. Ben cezaevinde hep şunu hissettim. Kendimi hep bir rehine gibi hissettim. Hiç tutuklu bir kişi gibi hissetmedim kendimi. Rehinesin. Karşı taraf tezlerini çökertiyorsun. İddianameyi çökertiyorsun. Zırh zeber ediyorsun, rezil rüsvay ediyorsun. Çıkamıyorsun, canını çıkaramıyorsun dışarı. Niye? Çünkü rehinsin sen yani. Yani çıkma şansın yok. Yani jandarmanın silahıyla rehin alınmış, zorla rehin alınmış bir kişisin sen. Ben hep o duyguyu yaşadım. Hep o duyguyu yaşadım. Her gün zorla, adeta silah zoruyla rehin alınmış bir kişi olarak hissettim kendimi. Yani hiç başka bir duygu... Başka bir şey, bir hukuki sürecin içinde olduğum hissine kapılmadım yani. Çünkü öyle bir sürecin içinde değildim. Benzer ifadeleri bir diğer siyasi tutuklu Selahattin Demirtaş da söylüyor. Evet. Yani suçu olduğu için değil, siyasi sebeplerde içeride olduğunu söylüyor. Evet. Ne demek isterseniz, biliyorsunuz onun yazdığı bir öyküden uyarlama tiyatro oyununda izlemeye gittiği için Dilek İmamoğlu, Selvi Kılıçdaroğlu... Ne var bunda ya? İnanılmaz gümbürtü koptu. Ha, keşke bütün siyasi tutukluların eşleriyle bu şekilde dayanışılsa. Yani sadece
Selahattin Bey'in eşi çok değerli bir hanımefendidir. Keşke bütün siyasi tutukların eşiyle böyle dayanışılsa. Ben de şahsen ben içerideyken eşimle böyle dayanışılmasını isterdim. Bu da bir sistem olarak LTG. Manşet istiyordunuz benden, manşet atarsınız. Yani elbet ben de isterdim. Niye? Çünkü biz burada bir siyasi tutuklunun en temel meselesi onun savunduğu davanın ve meselenin geniş kitlelerce benimsenmesidir. Ben o tiyatro etkinliğine davetliydim. Rahatsız olduğum için gidemedim. Ben de gidecektim oraya. Gidilmesi gerekir yani. Ne var burada yani? Selahattin Demirtaş bu ülkede siyaset yapan bir siyasetçi. Genel başkanlık yapmış. Dosyasını okudum. Terör, cebir, terörün cebir ve şiddet olması yani terör suçunun cebir ve şiddetle ilintili olması gerekir. Selahattin Demirtaş sadece konuşmalarından, düşüncelerinden ötürü yargılanıyor. Benzer şey söz konusu. Aynı şey tabii. Bizim dosyalarımız birbirine hemen hemen aynısı. Yani bugün Selahattin Demirtaş içeride, aynı zamanda Figen Yüksekdağ da içeride mesela. Nasıl? İdris Baluken de içeride mesela. Esra Süreyya da yattı içeride. Şu an çok sayıda insan var içeride yani. Şimdi bu insanların toplamda aileleriyle dayanışılması doğaldır. Kadınların bu dayanışmaya öncülük etmesi çok normaldir. Bu yönüyle ben bu etkinliği çok takdirle izledim. Ama tabii keşke herkesle de dayanışmayı gösterselerdi yani. Sizin de var mıydı içeride? Sizin vardı içeride değil mi? Yazdınız kitaplar. Yazdınız tabii iki tane hocam. Yani daha doğrusu bir kitap. Şimdi İktidar Yolu diye bir kitap var. Onu gözden geçirme fırsatı bulmuştum. Yani o daha önceki bir çalışmamda gözden geçirdim içeride. İç diye bir kitap yazdım. Bir de benim İstinaf Mahkemesi'ne yaptığım savunma Adalet Manifestosu adı altında yayınlandı. Aslına bakarsanız bakın çok talihsiz bir kitaptır Adalet Manifestosu. Hayatımda yazdığım şeyleri hiç övmedim. Ancak hakikaten çok başarılı bir savunmadır. Yani belki de tarihe geçebilecek bir savunmadır o. Bugünkü yargı düzenini bütün iç yüzünü ortaya koyan, bizim hukuki, siyasi birçok yönde meseleyi ortaya koyduğumuz güçlü bir savunmadır. Ama maalesef araya kaynadı o Adalet Manifestosu. İç bayağı okundu. Çok yaygın okundu iç kitabı. Bugün de İzmir'de Karşıyaka'da işte Kırmızı Kedi'de şeyin imzası var. Bizim İktidar Yolu kitabının imzası var. Son, yeni kitabınızın, son tabii, kitabınızın. Son çıkan kitabın saat imzası. Saat kaçta Ekim? Onu da duymuş saat 3'te. Kırmızı Kedi, Kitap Evi'ne İzmirleri de bundan davet etmiş olalım. Aday gösterilmediğim için tutuklandım. Bu duyguda oldunuz mu ya da şimdi öyle misiniz? Yok öyle değilim. Şundan ötürü siyasette bunlar olur. Siyaset böyle bir şey arkadaşlar yani. Maalesef Türkiye'de bu yani siyaset. Şimdi bu gerçekliği kabul etmek zorundasınız yani. Bunu değiştirmek için çabalarken böyle bir durumun içinde olduğunuzu da bilmek zorundasınız. Yani. Hani evet bu kabuğun şeklini almak zorunda değilsiniz ki ben o noktada değilim. Ancak bunların olabileceğini hesaplamalısınız yani. Dolayısıyla ben nihai ve mutlak olarak hiçbir zaman aday gösterileceğim ya da gösterilmeyeceğim konusunda bir güven noktası taşımadım yani. Güvenden taşıyarak konuşmadım. Yani tabii ben onu hesabını yaparak konuşmadım zaten. Hı. Kürsüye çıkıp ben o an orada olduğum için konuştum. Şu an benim bir temsiliyetim var. Ben bu temsiliyeti bittiği güne kadar en doğru şekilde kullanacağım. Elimdeki imkanları kullanacağım. Kimin yararına? Halkın yararına kullanacağım. Kendi yararıma değil. Milletvekili gösterilirsiniz, gösterilmezsiniz. Öyle ya da böyle cezaevine girmemizle bunu ilintilendiren çok tartışmalar olmuş dışarıda. Ben çıkınca izledim. Özellikle sosyal medyada çok yazılmış, çizilmiş. Kırgın mıyım? Değil. Cumhuriyet Halk Partisi kurucu parti. Ben bu partinin evladıyım. Bu parti zaten yeterince vefasızlık görmüştür. Cezaevinden çıkarttığı kişiler demeyeyim. Onlar içinde mesela Tuncay Bey de cezaevinden çıktı. Çok değerli bir partilimizdir. Ama mesela bir Sinan Aygün vakası yaşadık. Öyle değil mi? Yani cezaevinden çıkarttı bu parti. Milletvekili yaptı. Hatta Muharrem İnce o dönem grup başkan vekiliydi. Ve ona benim odamda kalacaksın mecliste. Tutuk
tutuklanması gündeme gelince meclisteki grup başkan vekili odamda kalacaksın, gerekirse burada yatıp kalkacaksın demişliği vardır grup başkan vekili sıfatıyla. Şimdi ne oldu peki? Vefasızlık gördü. Yine bizim partimiz gitti, birini getirdi burada genel başkan yardımcısı yaptı. Evet, evet. Şimdi evet. Akşama kadar küfür ediyor. Musul konsolosu. Evet. Yani gitti bir müftü geldi buraya. Milletvekili oldu. Kurultay'da yüksek oy aldı. Şimdi dışarıda başka işler. Saraya ilk giden olmuş oldu. Ha biz yani hiçbir zaman kalemin tutulduğu yerlerde aday olamadık bir yerlere. Biz hep sandıktan çıktık. Başımıza ne gelirse gelsin, partiye vefa benim açımdan esastır. Bu saydıklarımı da toplum biliyor, bizi de biliyor toplum. Dolayısıyla biz bu duruşumuzu sürdüreceğiz. Ağzımızdan bir sitem, bir kahır, bir eza elbette çıkmayacak. Dolayısıyla biz partimizin iktidarı için çalışmayı sürdüreceğiz yani. Süreci cezaevindeyken takip ettiniz. Muharrem İnce'nin işte... Bu arada su alma şansımız var değil mi? İçeriden su takviyesi. Evet. Hem 7 Haziran seçimlerini hem yerel seçimleri. Mesela o arada kurultay süreci de oldu. Siz kurultay toplanması için cezaevinden artı bir imza da vermişsiniz. Peki partinizi başarılı buldunuz mu? Genel başkanı partinizi biliyorsunuz. İçeride tabii izleyebilme şansınız o ne kadar var bilmiyorum ama bir televizyon yani programında... 30 tane televizyon kanalı var. 30 kanal Kemal var. Kılıçdaroğlu'na bir sunucu kahkahalarla cevap vermişti. İstanbul'u alacağız, evet, Ankara'yı alacağız. Alay etmişti. Alay etmişti. Ama başarılı buluyor musunuz Kılıçdaroğlu? Alay edilecek hale düştü daha sonra tabii o arkadaş. İşte gazeteciler böyle davranmamalı. Evet. Oysa ki çekirdekten de yetişme bir isimdir o yani. Yani o hataya düşmemeliydi. Yazık oldu o gazeteciye. Rezil oldu yani. Türkiye'ye rezil evet. oldu. Dolayısıyla en büyük cevabı aldı. Şimdi birincisi şu. 31 Mart tek başına değerlendirilemez. Evet. 31 Mart tek başına değerlendirilemez. Bakın. 16 Nisan referandumu. İstanbul'da %52 hayır çıktı. Ankara'da hayır çıktı. Antalya'da hayır çıktı, Mersin'de hayır çıktı, Adana'da hayır çıktı, Ardahan'da hayır çıktı. Hepsi şu an CHP'de. Şimdi 16 Nisan'la beraber Türkiye'deki farklı siyasi kesimler, işte HDP, işte Türkiye'de işte atıyorum HDP'yi nereye koyarsınız terazinin? İşte soluna koyarsınız değil mi? İşte belki en uç soluna koyarsınız. Hani kimileri marjinal bir sol olarak görür. Belki bilemem yani ben işte sola koydum. İşte daha merkez sol, ortanın solunda işte CHP dersiniz. İyi Parti dersiniz, Milliyetçi ve Saadet Partisi muhafazakar yani bütün terazi, Türkiye siyaseti aslında budur. Bunların seçmenleri aynı yere mühür basma alışkanlığı kazandı 16 Nisan'la beraber. Önce hayırla kazandı tabii, sonra tabii. parti logosuna kadar döndü o iş. Tabii. Yani o işin atıldığı yer orasıdır. Peki bu hale nasıl geldi? Bu hale nasıl geldi şimdi? Ben mesela bazen büyük başarılardan bahsederken onun arka planına pek bahsedilmez. Genellikle o gün yaşananlar konuşulur. Üç günde mi oldu bu işler yani? Söyleyeyim size. Cumhuriyet tarihinin toplam Cumhuriyet Halk Partisi 95 yıllık çınar kurulduğu ilk günden itibaren Diyarbakır'a en çok milletvekili ziyaretinin yapıldığı dönem 26. dönemdir. Hakkari'ye en çok milletvekili ziyaretinin yapıldığı dönem 26. dönemdir. Ben 17 defa gitmişim. Köydeki muhtarı tanırım. Bakkalı tanırım. Esnafı tanırım. Onlar da beni tanırlar. Bizim özellikle 26. dönem milletvekili grubumuz Doğu ve Güneydoğu'da ayak basmadık, tek bir yer bırakmadı. Tek bir yer bırakmadı. Sivas'ın ötesine geçemez denilen Cumhuriyet Halk Partisi, Sivas'ın ötesine adeta kamp kurdu. Ne oldu? Bölge halkı, Kürt halkıyla Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki ön yargıya dayalı ilişki yıkıldı. Çöktü. Evet. Zemini yok oldu. Elitist dedikleri insanların yer sofrasında oturduğunu, halay çektiğini, aynı zamanda Kürt olduğunu, Alevi olduğunu,
efendim sünni olduğunu, namaz kıldığını, yani halk olduğunu gördüler yani. Halk olduğunu gördüler. Büyü bozuldu. CHP'ye yönelik ön yargıları yıktık orada biz. Referandum dönemi 37 tane miting yaptım. Ben Hakkari Meydanı'nda miting yaptım. Valilik yolları kapattı bilmem ne. Binlerce insan geldi. Diyarbakır'da yaptık. Gittim Düzce'de yaptım. Parti Türkiye siyaset yelpazesine iyi seslendi. Özellikle o dönem. Kemal Bey'in başarısıdır. Bu başarı Kemal Bey'in başarısıdır. Yani çünkü bizim bunları yapmamızı o sağladı yani. O yönlendirdi. Bu kadar çok Diyarbakır'a oraya birçok heyetin gitmesinin sorumlusu odur yani. O gönderdi. Elbette biz gönüllü olarak giriyorduk zaten de. Yani zaten bizim öyle bir siyaset etme biçimimiz var. Ama o da bunu teşvik etti. Ne oldu? Parti Türkiye siyasetinin yelpazesindeki tüm farklılıkları aynı yere mühür vuracak hale getirdi. Evet. En sonunda da 16 Nisan'dan sonra bir 24 Haziran deneyimi yaşandı. Muharrem İnce'nin adaylığı. Orada da Muharrem İnce bu işi geldiği noktaya kadar ki üslubuyla sürdürdü. Yani bu bir siyasal üsluptu aynı zamanda. Herkesi kapsayan, herkesi kucaklayan, herkesle barışık, hiç kimseyi dışlamayan, hiç kimseyi ötekileştirmeyen. Bu dili devam ettirdi Muharrem İnce. Büyük mitinglerle bir kendince böyle bir strateji yaptı. Velhasılı kelam epeyce de dişli bir oy oranı ortaya çıktı ama ikinci tura kalamadı seçim. Ancak o gün de muhalefetin oyları İstanbul'da fazlaydı. Evet. Yani topladığınızda Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamoğlu oğlu oyları İstanbul'da fazlaydı. Yani İstanbul'un geldiği çok açıktı, netti, görünüyordu. Ankara zaten geliyordu. Özellikle üç büyük şehir için adaylar sizce nasıl? Adaylar doğruydu yani. Çok doğru arkadaşlar. Ekrem Bey son derece başarılı, güzel bir yani Beylikdüzü'nde zaten güzel işler yapmış bir isim. Mansur Bey hakkı yenmiş bir isim. Yani hakkıdır onun. Niye? Çünkü elinden zorla alındı onun belediye. Aynı zamanda Mansur Bey çok makul, çok da dengeci, çok kapsayıcı bir siyaset yürütmeye çalışıyor. Bir devlet adamı ağırlığıyla belediye yönetiyor yani. Evet. Adeta böyle bir devlet adamı ağırlığıyla belediye yönetiyor. Ciddiyetli bir yönetim sergiliyor. Ekrem Bey de fevkalade vatandaşla barışık, vatandaşla çok temas içinde bir siyaset yürütüyor. Adaylar çok doğrudur. Özellikle Tunç Bey açısından Tunç Soyer'le beraberdiniz. Yani tabii Tunç Bey açısından söyleyeyim. Ben Tunç Bey'i evvelden de tanırım zaten. Yani milletvekili olduğum dönemde. Kendisi Seferihisar'dayken de biz görüşüyorduk. Şimdi tabii İzmir İktidar Partisi'nden alınmadı. Yani zaten İzmir'in İktidar Partisi hep CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. Aziz Bey'in buraya fevkalade katkıları olmuştur. Değerli bir siyasetçidir. Tunç Bey bu dönem aday olmuştur. Tunç Bey Aziz Bey'in de yaptığı gibi çok büyük faydalı işler yapacaktır ama inanıyorum ki bugün Tunç Bey İzmir'i üç büyük şehir arasındaki en yüksek markaya dönüştürme noktasında adım adım ilerliyor yani onu görüyorum. Neye dayanarak bunu söylüyorum? Bir kere Tunç Soyer isminin birkaç temel özelliğinden bahsetmek isterim. Yakın bildiğim. Birincisi kesintisiz dürüstlük. Ara verilmeyen kesintisiz dürüstlük. İkincisi şeffaflık. Üçüncüsü beni cezbeden hikayesi de gerçek anlamda sosyal demokrat, sol değerlerle barışık siyaset yürütme anlayışı ve usta bir fütürist, gelecek öngörüsü olması. Ben bu açıdan Tunç Soyer'in aslında işte herkes şu an tartışmayı şeyden açar. Kim bu büyük şehirlerin yıldızları kim olacak işte? Şimdi böyle bir kafalarda böyle bir sıralama var ya, Ekrem Bey mi biri olur, Mansur Bey. Ben Tunç Soyer açık ara birinci olur diyor. Tabii Tunç Soyer çünkü burada yerel yöneticilik açısından çok daha
birikimli, çok daha tecrübeli. Aynı zamanda diğer arkadaşlarımız çok namuslu, dürüst, haysiyetli insanlar ama ellerindeki iş yükü daha fazla. Hayallerini gerçekleştirmesi açısından pek kolay değil. Tunç Bey'in böyle bir avantajı var. Mesela Alevi Cem Evlerini, Ekrem İmamoğlu çok istedi ibadethane statüsünü almayı. Çok istedi. Ama maalesef işte geçmedi meclisten. Evet. Tunç Bey burada geçirebildi. Şimdi dolayısıyla bu açık ara İzmir'i parlatacak, marka değerini arttıracak. Zaten şu an İzmir'in uluslararası kredibilitesi çok yüksek. İzmir Büyükşehir Belediyesi. Hatta Türkiye'ye yönelik Fitch ve Standard Poor's gibi kuruluşların Türkiye'ye tanımladığı kredi notunun da üstünde bir kredi notuna sahip. Evet, geçmişten böyleydi. Geçmişten beri de böyle. Bu daha da büyüyecektir. Tunsoyer aynı zamanda küresel temsil açısından da değerli bir markadır. Markadır diyorum yani. Markalaşacak değil. Bugün bir halen bir markadır. Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil edebilecek kalitede bir insandır. Ben dün ne konuştunuz? O da varsa eğer, çok özel olmazsa. Yani biraz özel sohbet ettik. Özel sohbet. Ne düşündüğümü sordu yani hani siyasetteki. Onu ben de soruyorum. Yani planlarımı sordu. Kendi düşüncelerini bana aktardı. Dostane bir sohbet yaptık. Keyifliydi yani, bayağı eğlendik. Sorayım o zaman, İstanbul'a aday mısınız il başkanlığı? Değilim. Çok değilim, çok geçiyor. Değilim yani. İnternetten değilim. Okuyoruz. Değilim. Peki ne ama düşünüyorsunuz? Israrla şunu bana söyletmek istiyorlardı. Yani İstanbul'a aday mısınız? Değilim. Ancak örgüt bana bir görev verirse yaparım. Ya siyasetçi bunu söylemek zorunda şimdi. Yani hiçbir şeyi kestirip atamıyorsunuz. Aday mıyım? Değilim. Aday olmayı da düşünmüyorum. Neden? Canan Hanım'ın aday olması noktasında elbette ben aday olmayı düşünmüyorum. Ha Canan Hanım eğer ben başka bir görev yapacağım deseydi, yani o cümlenin maksadını açayım. Hani örgüt bana bir görev verirse yaparım cümlesi, adaylığa yoruldu hep. Ha, mesela yani, Canan Hanım ben genel başkan yardımcısı olmak istiyorum. Öyle bir düşüncesi ortaya çıksaydı ve bunu deklare etseydi ben aday olurdum. Açık konuşuyorum bak. Yani neden? Şundan ötürü söylüyorum. Çekince, kaygı ya da başka bir şeyden dolayı değil. Bu siyasi yargının hesap sorduğu iki kişi var. Eren Erdem ve Canan Kaftancıoğlu. Şu an aktif görevde olan. Aktif görevde olan. Bizim birbirimizle rekabet etmemiz doğru olmaz. Bizi birbirimize rekabet ettirmek yanlıştır. Dolayısıyla ben Canan Hanım'ın aday olduğu bir yere aday olmam. Bu yönüyle ben bu açıklamayı daha çıkar çıkmaz yaptım. Yaptım ama yazıldı, çizildi, işte efendim ilçeleri geziyor. Ya gezerim tabii, ne var, ben parti meclis üyesiyim. Yani tabii. Geldim burada şimdi, kaç ilçe gezdim? Dün 3-5 tane ilçe dolaştım. Gittim ilçelerimizi dolaştım, üyelerimizle kucaklaştım, sohbet ettim. Peki parti meclisi AKP'nin, aldığı Bayındır'a gittim. AKP'nin aldığı Bergama'ya gittim. Merkezde zaten bizim oylarımız evet. Yüksek. Oralara gitmemiz lazım. Gittim oralarda işte, ben elimden ne katkı giriyorsa kendimce fayda sundum. Ve akşam da İstanbul'a döneceğim yani. Parti meclisiyle ilgili bir düşünceniz var mı? Yani görevinizi sürdürmek ister misiniz? O var tabii canım. Yani olacak kurultayda illaki ben parti meclisine aday olacağım tabii. Şimdiden ben bunu söyleyebilirim yani. Çok açık ve net. Tabii. Yani genel başkanın da takdiri doğrultusunda bu düşüncemi de kendisine aktardım zaten. İlettiniz yani. Tabii. Yaptığımız ilk görüşmede siyasal açıdan parti meclisinde devam etmek istediğimi ifade ettim. Şu tür spekülasyonlar çıkıyor, onları da söyleyelim ki. Evet. Gitti genel merkeze il başkanlığı için görüştü, şunu etti, bunu etti. Bunların hiçbirisi doğru değil. Çıktığımız gün genel merkezde işte genel başkan bize düşüncelerini açıkladı. Birlikte çalışma isteğini ifade etti. Birlikte olmak, birlikte çalışmak, siyasette birlikte devam etmek noktasındaki istekliliğini ortaya koydu. Ben de istekliliğimi ortaya koydum ve burada bir parti meclisi olma arzumu, görevime devam etme arzumu ifade ettim. Netice itibariyle her Cumhuriyet Halk Partili aday olabilir. Ben evet parti meclisine aday olacağım. Bir Cumhuriyet Halk Partili daha var cezaevinde, bu İzmir için de önemli. Urla Belediye Başkanı o süreçte kayyum atandı biliyorsunuz. Sadece Urla Belediye Başkanı cezaevinde ve belediye başkanlığı ile ilgili durum değil. Aynı zamanda belediye meclisinde de Cumhuriyet Halk Partisi çok kuvvetli.
Ama onlar da şimdi görevlerini yapamaz durumdalar. Çok yüksek oylarla kazanmış olmalarına rağmen o süreçle ilgili ne söylemek isterseniz? FETÖ'cülük sizin belediyenize kalmış oldu toplamda. AKP'li belediyelerin hiçbirine değil de. Şeyi de tam detaylı bir, bir dosyayla ilgili detaylı bir bilgi sahibi olamadım henüz. Hı hı. Oradaki avukat arkadaşlardan bunu talep ettik. Bizim avukat arkadaşlarımız bakacaklar, inceleyecekler. Tabii haksız, hukuksuz yere insanların cezaevinde olması kabul edilebilir değil. Bunu yaşamış biri olarak söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin FETÖ'yle bir irtibatı ilişkisi olmaz. Bir de şu var, yani belediye başkanı cezaevine konuyor. Efendim, belediye meclisinde seçim yapması gerekirken kayyum atanıyor. Yani niye böyle bir şey yapıyorsunuz kardeşim? Yani bu olmaz. Meclis seçim yapacak. Orada bir başkan belirlenecek. Bu Ataşehir'de oldu biliyorsunuz. Geçtiğimiz dönem. Beşiktaş'ta böyle oldu. Görevden almalar sonrası. Urla'da böyle olmadı. Yani bunu elbette doğru bulmuyoruz. Sayın Başkan'ın dosyasını detaylı bir şekilde incelemediğim için şu ana kadar açıkçası hem bu süreçteki yoğunluk, hareketlilik nedeniyle ama genel merkezdeki hukuk komisyonundaki arkadaşlar incelemiş, genel başkanı bilgilendirmişler. Parti de bu konuda açıklamalar yaptı. Ben de bu konuda detaylı bir şekilde yaşanan hukuksuzluğun detaylarına haiz olduğumda elbette konuyla ilgili detaylı açıklama yapacağım ama kendisine haksız hukuksuz cezaevinde olduğunu biliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin FETÖ'yle hiçbir işi olmaz. Bunlar yanlış işlerdir yani. Böyle şeyler yapmaya gerek yok. Çok teşekkür ederiz sevgili Eren Erdem. Evet. Bir saate aşkın süredir bize vakit ayırdınız. Kahvaltı yapmadı henüz Eren Erdem. Kahvaltı boyoz yaptıramadık. Boyoz ısmarlayacak arkadaşlar. Boyoz ısmarlayacağız. Evet. İz gazete boyoz ısmarlayacak bize. İzmir'e yani boyoz ve gevrek. Evet. Simit değil, gevrek. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Bizleri izlediniz. Eren Erdem'den hemen sizin önünüzde söz almak istiyorum. Bir diğer gelişinde de belki bir dışarıda güzel havada canlı yayın yapalım isteriz. Kumru ısmarlarsan bakarız. O zaman da kumru ısmarlarız Eren Erdem'e. Sevgili izleyiciler, bu pazar günü gazetemizde de görebilirsiniz. Bu pazar günü gazetemizin 4. yaşı İz Bırakanlar Ödül Töreni de gerçekleşecek. İzmir Sanat'ta saat 20'de. Bir araya geleceğiz. Tüm okurlarımız ve dostlarımızın da bizim de olmasını isteriz. Cengiz Soraman, Ünlü Tiyatro Cengiz Soraman'ın sunumu ve Oğuz Aksaç konseriyle buluşmak isteriz sizlerle diyoruz ve bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Evet, herkese selamlar.